Şehir gösteren mahallesindeki törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıoğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve gazeteciler katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, buradaki gazetecilerin sorunun değil çözümün bir parçası olmaya çalıştığını ifade etti. Bütün kurumlar imkanları üstüne buna katkı sunuyor. Orman Genel Müdürlüğümüz şehir dışında büyük arazilerde ağaçlandırmaya devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüz yol kenarlarında ağaçlandırmalara devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz baraj havzalarında ağaçlandırmalara devam ediyor. Ve en önemlisi, çünkü şehrin her an kullanabildiği yerlerde de Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz, Şehit Kamil Belediyemiz şehrin muhtelif yerlerinde ağaçlandırma yapıyor. Bugün de 17.sini Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde sizlerle birlikte inşallah oluşturacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeni bir haftaya hayırlı bir iş ile başladıklarını vurguladı. Bu şehrin emrindeyiz, hizmetindeyiz. Siz bizim için çok kıymetlisiniz çünkü bilgi toplumundayız. Bilgi kirliliğini önlememiz lazım. Çok sıkı işbirliği içerisine götürmemiz lazım. Bazen eksik bilgiden yanlış kararlar, yanlış bilgiler çıkabiliyor. O yüzden daha çok bir araya gelip, daha çok paylaşıp, daha çok işbirliği yapmamız gerekiyor ki bu memleketin geleceğini torunlarımıza bırakacağımız Gaziantep'i, ülkemize bırakacağımız Gaziantep'i çok daha hayırla yad edilecek bir Gaziantep haline dönüştürelim. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, böyle önemli bir projede yer almaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak böylesine önemli olan bir projede yer almaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Aslında ben bu olaya bir proje olarak değil de üzerimize düşen bir vazife, bir sorumluluk olarak görmekteyim. Büyükşehir Belediye'mizin ve Bakan Başkanımızın sürekli söylediği bir söz var. Yeşil şehirler, huzurlu nesiller diyor kendileri. Bizler de Yeşil Antep projesini destekliyoruz. Bu şehir için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Şimdi de gazeteci meslektaşlarımızın birer dikili ağacı olsun istedik. Sayın Bakanımız sağ olsun bizleri kırmadı. Şehrimizin güzide bölgelerinden bir yer olan Şehir Gösteren Mahallesi'nde bu alanı bizlere tahsis etti. Bizler de inşallah meslektaşlarımız ile, siz değerli protokolümüz ile birazdan çınar ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti hatıra ormanı olarak neticelendireceğiz. Sayın Bakanım, gerçekten yeşile ihtiyacımız var. Geçmişten gelen bir betonarme, bir yapılaşma var. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıoğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin desteği için teşekkür ederken, belediyeler olarak yeşile gereğinden fazla destek vermeye önem verdiklerini aktardı. Öncelikle Büyükşehir Belediye'mizin başlatmış olduğu bu etkinliğe Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin vermiş olduğu destek için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Belediyeler olarak biz aslında yeşile gereğinden fazla önem vermeye gayret gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bizden sonraki nesillere bırakılabilecek en önemli yatırımlardan bir tanesi yeşil ve huzurlu bir çevre. Çünkü bizim bir tek derdimiz var şehirdeki yöneticiler olarak. Yaşanabilir bir Gaziantep, yaşanabilir bir Türkiye'yi bizden sonraki nesillere bırakabilmek.